Arkadaşlar merhabalar. Türk İnkılabı'nın biliyorsunuz alt başlıklarını işlemeye devam ediyoruz. Ekonomi alanında yapılan çalışmalara kadar gelmiştik. Şimdi hemen ekonomi alanında yapılan çalışmaları ele almaya başlayalım. Başlığımız şöyle olsun. Ekonomi alanında yapılan çalışmalar. Genel başlığımız bu. Bu başlık içerisinde biliyorsunuz İlk önce bizim için çok çok önemli olan Türkiye İzmir İktisat Kongresi'nden 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden bahsedeceğiz. Devamında burada hangi kararlar alınmış, ne gibi hedefler konulmuş bunları değerlendirelim. Daha sonra tarım, ticaret, sanayi diye alt başlıkları hızlı bir şekilde vermeye çalışalım. Şimdi ekonomi önemli. Niçin önemli ekonomi? Siyaseten bağımsız olabilirsiniz. Ülkeyi düşmandan kurtarabilirsiniz. Ancak dışa bağımlıysanız ekonomik alanda bu bağımsızlık fazla uzun sürmez. Hatta biraz sonra da zikrederiz ama yeri gelmişken bahsedelim. Mustafa Kemal'in çok önemli bir sözü var. Önceki derslerde bahsetmiştik. İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını yaparken ne diyor Mustafa Kemal? Askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa o zaferlerin bir kalıcılığı olmaz. Siz ekonomik anlamda dışa bağımlı olursanız, ekonomik anlamda yerli, milli üretimi ortaya çıkaramazsanız, dışa bağımlı olursanız, burada çok fazla bağımsızlıktan söz edemezsiniz. Siyasi anlamda bağımsızlık bir yere kadar evet çok önemli. Ama aynı şekilde ekonomik anlamda bağımsızlığı da sağlamanız gerekiyor. Bu anlatacağımız konulara bu az önce zikrettiğimiz bilgilerden bakmak gerekiyor. Ekonomi alanında yapılan çalışmalarla alakalı her zaman sorduğumuz şu soruyu sorarak başlayalım. Biliyorsunuz biz İnkılapları anlatırken siyasi olsun, hukuk alanında olsun, toplumsal, eğitim hep şu soruyu sorduk. Niye bu alanda bir çalışma yapılıyor? Aynı soruyu burası için de soralım. Bu alanda çalışma yapılmasının sebepleri. Bu alanda çalışma yapılmasının sebepleri. Hedefimiz ne? Neyi düşünüyoruz? Neyi istiyoruz? Niyetimiz ne? Bir, bağımsız bir ekonomiyi hayata geçirmek en temel sebeplerden bir tanesi. İkincisi değerli arkadaşlarım, milli ekonomi sistemini uygulamak, yerli sanayiyi kurmak, yazıp üstüne birkaç kelime konuşalım. Bir diğeri özel sektörü desteklemek, güçlendirmek. Bir başkası yabancıların elindeki işletmeleri millileştirmek ifadelere dikkat edelim. Bakın bağımsız bir ekonomi. Bizim en çok istediğimiz şeylerin başında bu geliyor. Bağımsız bir ekonomi. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model ortaya koymak. İki, milli ekonomi. Olmazsa olmaz. Biz her alanda ulusallığı hedefliyoruz. Her alanda milliliği hedefliyoruz. Her alanda kendimiz bir şeyler yapmak, kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Dolayısıyla milli ekonomi sistemi ekonomi alanında yapılan çalışmaların ana hedefini oluşturuyor. Yerli sanayiyi kurmak dedim ya, kendi ayakları üzerinde bir şeyler yapabilecek, kendi ayakları üzerinde daha güçlü hedeflere ulaşabilecek bir yerli sanayi oluşturabilmek, özel sektörü güçlendirmek. Birazdan birkaç cümleyle bu özel sektör ya da bunun zıttı olan devletçi ekonomik sistemden bahsedeceğim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Özel sektörü güçlendirmeye çalışacaksınız. Yani insanların devlete bağlı olmadan bir şeyler yapmasını istiyorsunuz. Ancak bu cumhuriyetin ilk dönemlerinde olur mu olmaz mı? Birazdan konuşacağız. Yabancıların elindeki işletmeleri ne yapmak? Millileştirmek. Dikkat edin. Ha burada şu anlaşılmasın. Biz yabancı işletmelere karşı değiliz. Ancak bunların belli kurallar dahilinde ülkeye gelmesi lazım. Ki bunlar ülkeye geldikten sonra içerideki yerli tüccarın, yerli üreticinin, yerli sanayinin de ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Siz ülkedeki ekonomiyi tamamen dışarıya teslim ettiğiniz vakit yerli herhangi bir şey üretmeniz mümkün olmaz. Demek ki biz bağımsız bir ekonomik model kurmak istiyoruz. Peki bu alanda yapılan çalışmalardan hiç şüphesiz en önemlisi hangisi demiştim değerli arkadaşlar? İzmir İktisat Kongresi. Hemen başlığımızı atalım.
İzmir İktisat Kongresi. Tarih olarak bir tarih söylüyorum ve siz bu tarihi hemen hatırlıyorsunuz. 17 Şubat 1923. Bu tarih size neyi hatırlattı? Bu tarih şunu hatırlatacak. Bir defa henüz daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. 2, Lozan Anlaşması'nın birinci dönemi bitmiş. Biz hatırlarsanız Lozan'ı iki dönem şeklinde anlatmıştık. O konuyu izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. Birinci Lozan görüşmeleri, ikinci Lozan görüşmeleri. Bakın ekonomi ne kadar önemli ki birinci Lozan görüşmeleri bitmiş. Henüz daha tam anlaşma imzalanmamış. Ülkemizin dünya tarafından bağımsızlığı henüz daha tasdik edilmemiş. Ancak biz hemen o ara dönemde henüz daha Lozan imzalanmamışken İzmir'de çok önemli bir kongre topluyoruz. İzmir İktisat Kongresi ki niye İzmir'de toplandığıyla ilgili de birkaç cümle söyleyeceğiz. Tarih bu açıdan fevkalade önemli. Şimdi İzmir İktisat Kongresi, ekonomiyle alakalı bu kongre. Az önce ne dedim değerli arkadaşlar? İzmir'in seçilme sebepleri. Şöyle diyelim, İzmir'in seçilme sebepleri. Niçin özellikle İzmir'de böyle bir kongre toplanmış derseniz şunları söyleyebiliriz. Bir, ticaret merkezi olması. Önemli bir ticaret merkezi olması. İki, ihracat merkezi olması. Üçüncüsü de değerli arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadele'nin, Kurtuluş Savaşı'nın burada noktalanmış olması. Demek ki özellikle İzmir'in seçilmesinde de tesadüfi değil, bazı hedefler, bazı amaçlar var, bazı düşünceler var. Özellikle ticaret merkezi ve ihracat merkezi olması bizim açımızdan fevkalade önemli. Şu teknik bilgileri hemen verelim. Kongre başkanı, çok önemli bir isim, muharebeler döneminde Doğu Cephesi'nden hatırladığınız, gerçekten Milli Mücadele'nin kadrolar içerisinde ayrı bir öneme sahip kongre başkanı kim? Kazım Karabekir Paşa. Kongre başkanı. Katılımcılar. Toplamda 1135 kişinin biz buraya katıldığını biliyoruz. Sanayici, çiftçi, tüccar, İşçi. Bu alanlarda, bu sınıflardan insanlar ne yaptılar? Bu kongreye dahil oldular. İzmir İktisat Kongresi'nde değerli arkadaşlarım. Çok önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazılarını birazdan alacağım ama özellikle şunu tekrar hatırlatayım. Mustafa Kemal de bizatihi bu kongreye katıldı ve az önce ifade ettiğim o sözü açılış konuşmasında belirtti. Neydi bu söz? Tekrar edelim. Askeri ve siyasi zaferleriniz ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa o zaferlerin bir kalıcılığı olmaz demişti Mustafa Kemal. Kongrede alınan bazı önemli kararlardan bahsedelim değerli arkadaşlar. Bazı kararlar, kongredeki önemli kararlardan. Bir, ham maddesi yurt içinde olan, yazalım yine üzerine yorum yaparız. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları güçlendirilmeli. 2. Küçük atölyelerden büyük fabrikalara geçilmeli. Gümrük kanunu düzenlenmeli. Aşar vergisi, bunu da konuşacağız. Aşar vergisi kaldırılmalı. Özel sektör desteklenmeli. Bunun için bankalar kurulmalı, değil mi? İşçilere grev ve sendika hakkı verilmeli. Yine amele kelimesi yerine işçi kelimesi kullanılmalı. Yabancı tekellerden
kaçınılmalı. Değerli arkadaşlar, demiryolu ağı güçlendirilmeli. Demiryolu ağı güçlendirilmeli gibi gerçekten çok çok önemli. Bundan daha fazla kararları biz yine nerede görüyoruz? İzmir İktisat Kongresi'ndeki. Düşünün, sporla ilgili bir kararlar bile alınmıştır. Yani beden dediğimiz insan vücudunun nasıl sıhhatli olacağına dair kararlar bile alınmalıdır. İnsanın nasıl kahvaltı yapması, nasıl spor yapması gerektiğine dair bile incelendiği vakit İzmir İktisat Kongresi'nde çok ayrıntılı kararlar görebiliyorsunuz. Biz buraya en can alıcı, en önemli kararlardan bazılarını almaya çalıştık. Şöyle bir yorumlasak bu kararları. Bir, ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallar. Elbette şimdi siz içeride bir şeyler yapıp içerideki ekonomiyi, yerli üretimi canlandırmak istiyorsunuz. Dolayısıyla ham maddesi yurt içinde olacak. Eğer ithalat yaparsanız, dışarıdan alırsanız bunun bir anlamı kalmaz zaten. İki, küçük atölyelerden büyük fabrikalara. Hatırlayın, bizim en büyük sıkıntımız buydu. Avrupa 1750'lerden itibaren hızlı bir şekilde sanayileşti. Hatırlayın değerli arkadaşlar, büyük fabrikalar kuruldu. Biz bu dönüşümü tam gerçekleştiremedik. Cumhuriyetin ilk yıllarında Cumhuriyeti kuran kadrolar ne diyor artık? Küçük atölyelerden daha büyük fabrikalara geçiş yapmalıyız. Gümrük kanunu ne kadar önemli. Şimdi hatırlarsanız biz Lozan Anlaşması'nda özellikle en çok üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi kapitülasyon meselesiydi. Asla taviz vermeyeceğimiz konuların başında geliyordu. Çünkü niye? Kapitülasyon bizim yerli üreticiyi, içerideki ekonomiyi tamamen bitirmişti. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında artık ekonomi tamamen ne yazık ki dışa bağımlı hale gelmişti. Özellikle kapitülasyon illetinden kurtulmak için değerli arkadaşlar. Düşünsenize biz 1. Dünya Savaşı'na bile girerken en büyük hedeflerimizden biri neydi? Kapitülasyonlardan kurtulmaktı. Hatta Halide Edip ne diyor? Eğer kapitülasyonlar 1. Dünya Savaşı öncesinde kaldırılmış olsaydı kaç tane Enver Paşa gelirse gelsin diyordu. Kimse ne yapamaz? Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na girmesine müsaade etmezdi. Yani o dönemi düşünün, 1. Dünya Savaşı'na giren kadroyu düşünün, başta Enver Paşa olmak üzere herkesin derdi neydi? Bunlardan kurtulmaktı. Çünkü yerli üretimi, yerli sanayiyi bitiriyor kapitülasyonlar. Bu anlamda gümrük de bununla alakalı. Niye? Çünkü siz dışarıdan gelen yabancı işletmeciye, tüccara, sanayiciye neyse dışarıdaki malı rahat bir şekilde içeri soktuğunuz vakit ne yapmaz? Orada yerli üretim, yerli sanayi diye bir şey kalmaz. Gümrüklerin azami ölçüde yükseltilmesi, belli bir seviyeye getirilmesi lazım. Aşar vergisinin kaldırılması. Birazdan bahsedeceğiz. Bu vergiyi kaldıracağız biz. Öşür, aşar. Köylüden alınan bir vergiydi biliyorsunuz. Özellikle halkçılık ilkesi doğrultusunda köylünün yükünü hafifletmek için ne yapıldı değerli arkadaşlarım? Aşar vergisi de kaldırıldı. Özel sektör desteklenmeli. Birazdan birkaç husustan bahsedeceğim. Bakın az önce şurada da yazdım. Özel sektörü desteklemek. Bu bizim için çok önemli. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde Cumhuriyet'i kuran kadrolar hemen devletçi ekonomiyi benimsemediler. Özel sektör de istedik, özel sektörü de düşündük. Liberal bir ekonomik model düşündük. Ancak olur mu olmaz mı? Birazdan konuşacağız. Hangi alanlarda oldu, hangi alanlarda olmadı ya da hiç mi yapamadık bunları konuşacağız. Bu anlamda bankalar kurulmalı. Birazdan Atatürk döneminde hangi bankalar kurulduğundan da bahsedeceğiz ki bu sayede kredi imkanları sağlanacak ve özel sektör canlandırılmaya çalışılacak. İşçilere grev ve sendika. Biliyorsunuz özellikle sanayi inkılabından sonra Avrupa'da ciddi şekilde ne oldu? Bir işçi sınıfı dediğimiz bir sınıf ortaya çıktı. Bunların zaman içerisinde çeşitli hakları ortaya çıktı ki bunlardan bir tanesi de sendika ve grev hakkıydı. Bu hakların bizim ülkemizdeki işçilere de verilmesi gündeme geldi. Hatta artık onların işçi sıfatıyla bir sınıf olarak anılmasına karar verildi. Alttaki madde bundan bahsediyor. Yabancı tekellerden az önce anlattığımızla alakalı, yani yabancı bir sermayeder, yabancı bir işletmeci gelip ülkemizdeki her şeye el koyduğu vakit o zaman bizim yerli olarak bir şey üretmemiz mümkün değil. Bu anlamda bu tekelden kaçınılmalıdır. Demiryolu ağı güçlendirilmelidir ki özellikle o dönemi düşünün. Cumhuriyet'in ilk döneminde en ucuz taşımacılığın başında ne geliyor? Demiryolu geliyor. Demiryolu demişken iki ismi de analım burada. Özellikle Osmanlı'da 2. Abdülhamit Han. Gerçekten Osmanlı'nın son dönemine damgasını vurmuş çok önemli bir isim Abdülhamit Han.
II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ciddi bir demir yolu ağı yapımına girişti. Birçok firmaya demir yolu yapımı için ne verildi? İhaleler verildi. Bu çok önemlidir. Abdülhamit'in burada çok büyük katkıları oldu. İkincisi de Mustafa Kemal. Cumhuriyet döneminde gerçekten o da demir yolu yapımı konusunda çok ama çok büyük adımlar atılmasını sağladı. Demir yolu ağı güçlendirilmeli ifadesi. Şunu da ekleyebiliriz. Buraya zaten söyledim. Yabancı işletmeleri, burada söylemiştim az önce, yabancı işletmeleri millileştirmek. Bakın, yabancıya karşı değiliz. Yabancı sermayeye karşı değiliz. Ama belli ölçüler dahilinde gelmesi lazım. Yani yabancı elini kolunu sallayarak doğru düzgün bir vergi, gümrük vergisi ödemeden ülkeye gelirse bizim yerli üretimimiz diye bir şey söz konusu olmaz değerli arkadaşlar. Buradan hareketle şunları hemen şimdi açıklayalım. Değerli arkadaşlar, not şeklinde verelim. Buraya bir not yazalım. Biz özellikle 1923-1930 yıllar arasında özel sektörü destekledik. Özellikle liberal bir ekonomik model, liberal ekonomi, yani serbest piyasa ekonomisi dediğimiz ekonomiyi gerçekten düşündük. Olur olmaz ama bu yönde adımlar atıldı. Bakın birazdan anlatacağız. Teşviki Sanayi Kanunu mesela. 1927 yılında çıkarılan bu kanunla ne yapılmaya çalışılacak? Sanayici teşvik edilecek ama dönemin şartları pek de buna müsaade etmeyecek. Buna dikkat edin. Peki sonra ne oldu? Dikkat buraya. 1930-38 arası ise tam anlamıyla bir devletçi ekonomi. Dikkat edin, devletçi ekonomi. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bir, özel sektörden istediğiniz sonucu tam alamıyorsunuz. Olmuyor bir türlü. Çünkü sermaye yok, yeterli altyapı yok. Bu konuda ülke henüz hazır değil birçok şeye. O yüzden ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlar? Mecbur. Ama sizi bu yolda, yani liberal ekonomiden devletçi ekonomiye geçme noktasındaki en büyük uyarıcı ne oluyor? 1929 ekonomik krizi. Çağdaş tarih derslerinden hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar. Kara Perşembe dediğimiz Amerika menşeli, dünyayı sarsan o büyük ekonomik kriz Türkiye'yi de ne yaptı? Ciddi şekilde sarstı. Düşünsenize, daha 6 yaşındasınız. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 6 yaşındasınız. Bir şeyleri yeni yeni oturtmaya başlıyorsunuz. Siz Osmanlı Devleti'nden de ciddi ağır bir ekonomik yük kalmış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 1929'dan sonra artık yatırımların devlet eliyle yapılması söz konusu ki buna ne diyoruz? Devletçi ekonomi diyoruz. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum ki bunu unutmayalım. Birkaç küçük notum daha İzmir İktisat Kongresi ile alakalı. Bu kongrede şöyle diyelim. İzmir İktisat Kongresi'nde, hatırlayacaksınız bunu önceki derste anlatmıştık. Harf inkılabı, daha doğrusu harf değişikliği, alfabe değişikliği, harf ya da alfabe, neyse, alfabe değişikliği gündeme gelmiş. Ancak reddedilmiştir. Çünkü gündem dışı reddedilmiştir. Dikkat edin. Az önce söylemiştim ya, yani İzmir İktisat Kongresi deyince sadece ekonomiyle ilgili şeyler değil, birçok şey, marifle ilgili şeyler de konuşulmuş, eğitimle ilgili. İşte bakın örnek. Nedir bu örnek? Okuma bayramı burada kabul edilmiştir. Yine diyelim bu kongrede, yine bu kongrede okuma bayramı ne yapıldı? Kabul edildi. Kabul edildi. Demek ki değerli arkadaşlarım, bizim için fevkalade önemli bir kongreden bahsettik ekonomik anlamda. İzmir İktisat Kongresi. Yani siz Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında yapılan çalışmaları çalışan bir öğrenci, o dönemi öğrenmek isteyen bir öğrencinin bilmesi gereken en önemli şey nedir? İzmir İktisat Kongresi'dir. Şimdi de geldim en can alıcı yere. Nedir o? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bütün şu kararları düşündüğünüz vakit sizin söylemeniz gereken bir şey var. Nedir o? Misak-ı iktisadi değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Bunu kocaman yazmamız lazım. Biz buraya ne diyoruz? Misak-ı iktisadi diyoruz. Yani misak-ı iktisadiden kasıt nedir? Ekonomik yemin, ekonomik ant, ekonomi andı, ekonomik ant ya da ekonomi andı. Bunu şöyle anlatalım, buna bir yıldız atalım. Bakın bunu özellikle bu şekilde belirttik. Yani maddeleri söyledik, anlattık, sonuç bu. Bir yemin. Nedir bu yemin? Ne olursa olsun, nasıl siyasi anlamda ülkeyi kurtarmak için misak-ı milliyi kabul ettik,
Misak-ı Milli bizim neyimizdi? Ulusal sınırlarımızdı, hatırlayın. O siyaseten bir yemindi. Misak-ı Milli siyaseten bir yemin, misak-ı iktisadi ekonomik bir yemin. Nerede alındı bu kararlar? İzmir İktisat Kongresi'nde. Bütün şu gördüğünüz kararların sonucudur bu aslında. Ekonomik bağımsızlığı sağlamak için bir bakıma yemin, bir bakıma ant veriyorsunuz ki bu alanda çalışacağınızı söylüyorsunuz. Özellikle bu kısmı kapatmadan bunu en sona koyduk ki özellikle dikkatinizi çeksin. İki şeyi unutmuyorsunuz. Misak-ı milli siyaseten, misak-ı iktisadi ekonomik anlamda ülkemizi bağımsızlığa kavuşturmak için atılan adımlar. Değerli arkadaşlar, bunların ayrıntısına geçelim şimdi. Tarımda, ticarette ve sanayide neler yapılmış, seri bir şekilde konuşup dersimizi burada tamamlayalım. Şimdi dikkat edin. Tarım, ticaret, sanayi. Gerçekten çok fazla adım attık biz bu konularda. Ülkeyi ayağa kaldırmak için. Ekonomik anlamda bağımsızlığı sağlamak için. Dikkat edin, tarımla hemen başlayalım isterseniz. Köycülük siyaseti diyorum. Dikkat edin, köycülük. Tarım ayağa kaldırmamız lazım. Hele de Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde nüfusun %80'i 90'ı kırsal kesimde yaşıyor zaten. Toprakta, tarımda. Tarımı öyle bir ayağa kaldıralım ki tarım sanayinin ham maddesi. Siz ham maddeyi ayağa kaldırdığınız vakit sanayileşebilirsiniz. Çünkü ham madde içeride. Ne demiştin İzmir İktisat Kongresi'nde? Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları. İşte tarımla olacak bu. Köycülük siyasetini kabul ettik. Dikkat edelim, köycülük siyaseti diyorum. Köylüyü vergi yükünden kurtarmak, maddi yönden destemek. İki temel prensip. Köylüyü ne yapmak? Vergi yükünden kurtarıp maddi yönden desteklemek. Bunu yapacağız. Devam. Manisa Akşehir'de 1924'te Türkiye Tütüncüler Bankası. Tütün bizim ülkemizin en önemli ürünlerinden biridir. O konuda desteklemek amacıyla bir banka, Türkiye Tütüncüler Bankası açılmış. Ziraat Bankası. Yalnız buraya bir yıldız atıyorum. Şimdi Ziraat Bankası ilk 1888 ne zaman yani? 2. Abdülhamit dönemi. Değerli arkadaşlarım, Atatürk dönemi bankalarını burada göreceksiniz ama Ziraat Bankası Atatürk dönemi bankalarından değil. Hatta şöyle bir soru sorsam, ben bu soruyu sorunca hemen zihninizde canlandırsanız, Ziraat Bankası'nın temeli neydi? İstanbul Emniyet Sandığı, onun da devamı Memleket Sandıkları, ondan sonra Ziraat Bankası. Hatta Ziraat Bankası'nın kurucusu desem Mithat Paşa'yı söylersiniz. Demek Ziraat Bankası Atatürk dönemi bankalarından değil, 2. Abdülhamit dönemi. Ziraat Bankası bu dönemde geliştirilecek, şube sayısı artırılacak. Dikkat edin, geliştirildi. Çünkü ilk kuruluş tarihi 1888. Devam. Çok önemli. Aşar vergisi kaldırıldı. İzmir İktisat Kongresi'nde karar alınmıştı biliyorsunuz. Ne yaptık? Aşar vergisini kaldırdık. Köylünün üzerindeki yükü hafiflettik. Bu şekilde köylü rahat bir nefes alacak. Tütün reji idaresine son verildi. Artık buradaki bir tekel, bir kontrol idaresi söz konusuydu. Buna son verilmiş oldu. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Atatürk Orman Çiftliği. Soru şu. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasındaki amaç nedir? Cevap. Bu çiftlikte modern tarım usulleri gösterilecek. Hayvancılık nasıl olmalı? İyi tarımsal faaliyet nasıl olmalı? İyi ürün nasıl elde edilir? Bunların örnekleri yapılacak. Buradan hareketle bu yaygınlaştırılacak. Demek ki Atatürk Orman Çiftliği aslında bir örnek çiftlik olacak. Bunu özellikle unutmayın. Yine köylüyü desteklemek, tarımı desteklemek için tarım kredi kooperatifleri ve çok 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 önemli yine toprak reformu. Arkadaşlarım, nedir toprak reformu? Toprak reformu topraksız köylüye toprak vermek. Bir bakıma herkesin ekip biçebileceği bir toprak alana, sahası oluşturmak ve hiç kimse ne yapmadan, bir başkasına muhtaç olmadan kendi üretimini kendisinin yapmasını sağlamak. Ancak bu olmadı. Bununla ilgili daha sonra yine çalışmalar yapıldı ama istenildiği şekilde tam gerçekleşmedi. Hatta şöyle bir soru sorsam size. Atatürk'ün hayattayken çok isteyip de göremediği 3 şey desem. Atatürk'ün hayattayken çok isteyip de göremediği 3 şey. Neydi bunlardan bir tanesi? Toprak reformu. Bir tanesine çok partili hayata geçiş, bir diğerine Hatay'ın ana vatana katılması. Atatürk döneminde bunlar tam anlamıyla ne olmadı? Gerçekleşmedi. Eğitim anlatırken söylemiştim, Yüksek Ziraat Enstitüsü, bunu unutmayın. Çünkü siz ziraatçı yetiştireceksiniz ki daha modern usullerle bu iş yapılsın. Fisko Birlik Giresun'da kuruldu. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi de tarım alanındaki önemli adımlardan bir tanesidir. Bunları şöyle elinizde, ben bunları anlatırken şöyle özetlemelerde, kısa kısa notlarda, bazılarına da özellikle dikkat ederseniz karşınıza çıkabilir. Geldim ticarete. 1924 Türkiye'nin ilk özel bankası, İş Bankası. Özel banka. İlk.
İlk özel banka diyorum değerli arkadaşlar, İş Bankası'na 1924. İlk genel müdür Celal Bayar. Sonradan başbakanlık, cumhurbaşkanlığı da yapmış bir isim Celal Bayar'ı hatırlayın. İş Bankası özellikle Hindistan'dan gelen Müslümanlardan milli mücadele yıllarında gelen paralar vardı. Sermayesi özü itibariyle o 500 bin liralık bir sermaye ile kuruluyor biliyorsunuz. İş Bankası değerli arkadaşlar ki İş Bankası bizim bugün o kumbara dediğimiz ilk faaliyeti başlatan, yine yurt dışında ilk şube açan banka. Bu anlamda ilk özel banka İş Bankası önemli. 1927'de itibari Milli Bankası'yla da birleşmiştir. Böyle de bir birleşme söz konusu olmuş. İş Bankası'na özellikle dikkat edelim. Merkez Bankası. Merkez Bankası deyince neyi biliyorsunuz? Para basan banka. Bankaların üstünde ekonomiyi yönlendiren bir banka. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Bankası'nın para basma yetkisi Merkez Bankası'na geçiyor ki Merkez Bankası da ilk bastığı para da 5 TL. Onu da söylemiş olalım. Halkbank yine önemli bankalardan bir tanesi. 1933'te kurulmuştur Halkbank. Esnafa destek vermek amacıyla ama ilk dönemde sermaye yetersizliği olduğu için Halkbank 1938'de ancak faaliyete geçmiştir. İller Bankası. Yerel yönetimlere destek olmak, başta belediyeler olmak üzere şehirlerin, vilayetlerin hizmetleri için kaynak sağlıyor. Demek ki yerel yönetimlere kaynak. İller Bankası için ne diyorum o zaman? Yerel yönetimlere kaynak sağlayacak, unutmayalım. Denizbank, deniz işletmeleri vesaire, denizcilikle ilgili. Geldim çok önemli, yıldız atmanız gereken, bak, yıldız atmanız gereken çok önemli bir kanun, kabotaj kanunu. Nedir kabotaj? Kendi kara sularımızda, denizlerimizde, nehirlerimizde, göllerimizde, neyse kıyılarımızda her türlü gemi işletme hakkı ve o sulardan faydalanma hakkının bize geçmesi. Çok önemlidir. İtalyanlardaydı değerli arkadaşlarım. Yabancılar işletiyordu. Biz İzmir İktisat Kongresi'nde ne dedik? Yabancı işletmeleri millileştireceğiz. Artık bizim bir şeyler yapmamız lazım. Lütfen bunu çok iyi bilelim. Kabotaj kanunu sık sık karşınıza çıkar. Kabotaj kanunu özellikle Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalıdır diye sorduğumuz vakitte hemen şüphesiz milliyetçiliği söylersiniz. Millileştiriyorsunuz çünkü. Bunu unutmayın. İlk kağıt para bastırılmıştır. Gümrük tarife kanunu. Söyledim az önce İzmir İktisat Kongresi'ni anlatırken ki gümrük tarife kanunuyla gümrüklere bir düzen verildi. Öyle her elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde ülkeye kimse giriş yapamayacak. Şartlara, kurallara uyacak. Türk parasını, kıymetini koruma kanunu ve İzmir Uluslararası Enternasyonel Fuarı, İzmir Fuarı da meşhurdur. 1936'dan itibaren karşımıza çıkıyor. Son olarak sanayiden bahsedelim. Sanayi. Sanayi alanında Sanayi Madim Bankası. Değerli arkadaşlar, bu banka Sümerbank açılana kadar faaliyette. Sanayi Madim Bankası. Sanayi Madim Bankası sermaye bulsun diye kurulmuş bir banka. Özellikle Osmanlı Devleti'nden kalan işletmeleri yeniden ayağa kaldırmak için, onları yeniden canlandırmak için kurulmuş bir banka ama Sanayi Madim Bankası Sümerbank açılınca artık kaldırıldı, lağvedildi. Onun yerine Sümerbank geldi. İnşaat sektörü, konut sektörü için emlak, yetimlerin hakkını ki EYTAM yetim biliyorsunuz, onların haklarını korumak için emlak, EYTAM Bankası ki Atatürk dönemi bankalarından, Sümerbank. Yine yıldız atmanız gerekiyor. Sümerbank özellikle ilk kamu yatırım bankası. Dikkat edin. İlk kamu yatırım bankası olarak karşınıza çıkar. Bununla birlikte işte ayakkabıdır, tekstil, bu ürünlerle ilgili fabrikaları kendi bünyesinde topluyor. Yani Sümerbank ne yapıyor değerli arkadaşlar? A'dan Z'ye vatandaşın giyim konusundaki temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş önemli bir kuruluş. Etibank deyince maden işletmeleri, madenciliği özellikle desteklesin diye. İlk şeker fabrikası. Alpullu Şeker Fabrikası, Türkiye'nin ilk özel fabrikası Uşak Şeker Fabrikası. Dikkat edin, aynı yıl içerisinde şeker fabrikaları kurulmuş. Meşhur Kayseri Uçak Fabrikası, bu da çok meşhurdur. Sık sık testlerde, sorularda vesaire de karşınıza çıkar. Kayseri Uçak Fabrikası. Bursa'da, tabii Bursa tekstiliyle, dokumacılığıyla ünlü bir dokumacılık fabrikası açılmış 1927'de. Buranın en can alıcı yerlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Teşviki Sanayi Kanunu. Tekrar ediyorum. Özel sektörü desteklemek için 1927 yılında biz bu kanunu çıkardık. Teşviki Sanayi Kanunu. Peki hocam, sanayi teşvik, yani Teşviki Sanayi Kanunu niye yürümedi? Az önce ne demiştim? Halkın elinde yeterli ölçüde sermaye yok. İki, yeterli altyapı yok. Bir de üstüne 1929 Kara Perşembe dediğimiz ekonomik buhran gelince bu yürümüyor ne yazık ki. İstenilen elde edilemiyor. Canı gönülden düşünüldü, olmadı değerli arkadaşlar. Unutmayın Teşviki Sanayi Kanunu. 1933 Eskişehir'de şeker fabrikamız, geldim en can alıcı yere. Şimdi kalkınma planları, kalkınma planlarının tarihine dikkat edin. Atatürk dönemi 1933. Niye? Bizim özel sektörü güçlendirme, destekleme çalışmalarımız bir yere kadar gitti, artık yürümüyor.
1929 ekonomik krizinden sonra da devletçi ekonomik model geldiği için sizin devlet eliyle plan yapmanız lazım. Ki Rusya örnek alındı bu dönemde. O Rusya'da biliyorsunuz kalkınma planları gerçekleştiriliyordu. Rusya örnek alındı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı diyorum. 1933-1934'ten itibaren hayata geçti. Bayağı da fayda sağladı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. İşte şuraya aldığımız örnekler o kalkınma planının içinde neler olduğunu gösteriyor. Bursa'da ilk süt tozu fabrikası, Isparta meşhur gül yağı fabrikası, Turhal şeker fabrikası, Tokat Turhal şeker fabrikası, Paşabahçe şişe cam, bu çok çıkar testlerde falan, buna dikkat edin. Kayseri dokuma fabrikası, Malatya iplik bez fabrikası, Kocaeli Seka ilk kağıt üretimi gerçekleştirilmiş ve meşhur Karabük demir çelik fabrikası ki sermayesi İngiltere'den. Bir küçük hatırlatma olarak demek ki sermayesi o dönemde aramızın iyi olduğu İngiltere'den alındı diyorum. Onu da unutmayın. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Birinci 5 yıllık kalkınma planında istediğimizi elde edince ikinciyi de yapmayı düşündük. 1938'de ikinci 5 yıllık kalkınma planını hayata geçirmeye çalıştık. Ancak İkinci Dünya Savaşı çıkınca 1939'da ikinci 5 yıllık kalkınma planı ne yazık ki gerçekleşmedi. Bunlara dikkat edelim. Şöyle bir özetleme yapalım kafamızda. Kısa kısa notlarımızı alalım. Yorum sorularında mantığını bilelim. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz değerli arkadaşlar milli, bağımsız, kendi ayakları üzerine duran bir ekonomi gerçekleştirmek ki burada anlatmıştım hatırlayın işte şu sizi yönlendirecek kısım burası değerli arkadaşlar. Bunları bildiğiniz vakit buradaki mantığı bildiğiniz vakit Misak İktisadi'yi de bilirsiniz. İzmir İktisat Kongresi'nin mantığını da bilirsiniz. Mustafa Kemal'in dediği gibi siyasi zaferler bir yere kadar ekonomik zaferlerle bunları taşlandırmanız gerekiyor dedik. Ekonomiyi de noktaladık. Diğer dersimizde hemen son olarak o diğer alandaki sağlıkta ulaşım bu alandaki gelişmelere bakıp noktalayalım.